Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. AD açı ortay verilmiş. Yani şu ABC üçgeninde ne olarak verilmiş? Dış açı ortay olarak verilmiş. O zaman dış açı ortaylı. kullanacağımız belli. Dış açı kullanalım hocam. Şunun tamamına oranı nedir? Alt tarafta yazalım onu. Hocam 3 bölü tamamı. 3 bölü tamamı. 3 artı 1 artı kök 7. 4 artı kök 7 mi yaptı? Evet 4 artı kök 7 eşittir. Ne olmalı? İlk ok değiyor? 4 eksi kök 7'ye öbürü de x'e değiyor. 4 eksi kök 7 bölü neye eşit olacak? x'e eşit olacak. İşler dışlar yapınca 3x eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? 3x eşittir. 4 artı kök 7 ile 4 eksi kök 7'nin çarpımına eşit oldu. E arkadaşlar bu nedir? Bu iki kare farkıdır. 4'ün karesi eksi kök 7'nin karesidir. Yani 3x 16-7'den 9'a eşit oldu. Böylelikle x'i kaç bulduk? 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? Çevre isteniyor. Çevreye bakacak olursak arkadaşlar çevrede x'i biz artık 3 bulduysak 3 artı 4 eksi kök 7 artı kök 7 artı 1 diyeceğiz arkadaşlar. E buradan kök 7'ler gitti. Toplamda da kaç yaptı? 8 yaptı. Evet çevreyi böylelikle 8 bulduk. Birinci soru Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. Evet D diklik merkezi demiş. Arkadaşlar diklik merkezi demiş. E, buradan geçen ne olmak zorunda? D'den geçen dik olmak zorunda. Ama bak B'den geçen de tam D'ye kadar gelmiş. Ben bunu da kullanacağım. Büyük ihtimalle bunu da devamını getirmek zorundayız. Yani burası da 90 derece oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bize BC'ye de 24 demiş. BC uzunluğu 24. Dikkat ederseniz ne var burada? Hem açı ortay hem de yükseklik oldu. Yani nasıl bir üçgen arkadaşlar bu? İkiz kenar üçgen. Yani burası da X oldu. Tabanı da iki eş parçaya böldü. 12 12. Hatta 9 12 ne üçgen arkadaşlar? 15 üçgeni. E şimdi ne yapacağız? X'i bulmak için alfa beta'ya yoğunlaşacağız arkadaşlar. Yoğunlaşın bakalım alfa beta'ya. Hocam alfa beta ters açıdan beta. Burası da alfa. Hatta burası da alfa. Alfa 90 sa beta. Hocam şu üçgenle bakın dikkat bu üçgenle şuradaki üçgenle benzerlik yaparak da sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da hocam bu üçgenle bu üçgende yine benzer açı ortaylığı kullanarak da cevaba ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, ee, i̇stediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ben şuraya baktığım zaman alfa beta 90'lı üçgen bakın 3 4 5'in katı 9 12 15 yani alfanın katı alfanın katı betanın katı ve 90'ın karşısı ne olacak? Alfanın karşısı 3'ün katı, betanın karşısı 4'ün katı, 90'ın karşısı da 5'in katı olduğuna göre şuradaki üçgende de aynı şey. Alfanın karşısı 3'ün katı, betanın karşısı 4'ün katı, burası da 5'in katı olur. Şimdi ne yapacağız? Hocam şu üçgende iç açı ortaylık var. Ben bu sefer benzerlikten çözmedim. Açı ortaydan çözdüm. İsterseniz şu üçgendeki benzerlikten de çözebilirsiniz. Benzerliğe bakacak olursak ne var arkadaşlar? X bölü 4K. X bölü 4K eşittir. Açı ortayla bakacak olursak pardon. 15 bölü 3K'ya eşittir. 15 bölü 3K'ya eşittir. Ya da 3'e 4 oran var. 3K'daki ya da 3K'daki 15 ise kaç katı 5 katı 4K'daki de 20 diyebilirsiniz. İşler dışlar yaptığınız zaman da yine sonuca ne ulaşıyorsunuz? 20 diye ulaşıyorsunuz. Evet ikinci soru böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 3'e. Şimdi ne demiş burada? K ve L, A, ve ACD C'de üçgenlerin kenar orta dikmelerinin kesim noktası olduğuna göre K'lı kaçtır diye soruluyor. Hmm. Hocam bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Çevrel çemberin merkezi ise bak şurada bir küçük hatırlatma yapalım. Çevrel çemberin merkezi ise hop şöyle hocam merkez burasıysa bu merkezden köşelere geldiğimiz ne oluyordu? Yarıçap. En etkili silahımız yarıçap oluyordu. O yüzden benim ilk işim şu yarıçapları çizmek olsun. Bu üçgende hocam yarıçap 13 13 13. Bu üçgende de yarıçap 15 15 15'leri şöyle bir yerleştirelim arkadaşlar. Tamam. Şurası 15, şurası 15, burası 13, burası da 13 olarak verilmiş. Hocam şu K ile L'yi birleştirdiğimizde aslında bu bir deltoittir. Köşegenler dik kesişir diyebilirsiniz birincisi ya da Hocam ee, sen buradan ikiz kenardan mesela kırmızı çizgiyi düşünmeyin, ikiz kenardan bir yükseklik çizsen, tabanı iki eş parçaya böler. Buradan da bir kenar ortay çizsen yükseklik olur. E, bu doğrusal oldu. Yani kaleyi birleştiren doğru parçası ne oldu arkadaşlar? Tam bu AC iki eş parçaya bölüyor. E, doğrusal olan parça kaleyi doğru o kırmızı çizgi aynı zamanda şunların yükseklikleri yapmış oluyor. Hani daha deltoidi işlemediğimiz için bu şekilde ispatlamak istedim arkadaşlar. Yani bunlar doğrusal oldu, herhangi bir sıkıntı yok. Ee, buradan çizilen dikle buradan çizilen dik doğrusal olduğu için kırmızı çizgi doğrusal çizgi burası dik kesiyor diyebiliriz. E, ee, de bize 24 demiş. Hocam AC 24 ise o zaman burası 12'ye burası 12 oldu. 12 15 üçgeni 9. 12 13 üçgeni 5. E o zaman KL uzunluğu ne yaptı arkadaşlar? KL uzunluğu 5 artı 9'dan 14'e eşit oldu. Güzel bir soru. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik dördüncü soruya. Ya açılar verilmiş arkadaşlar. Bir de bak şu verilen bilgileri kullanmayı beceremiyoruz ya. Karışık olan yere bir A deyin. BC uzunluğunu atmak bak. A artı 6 eşit oldu. A artı 6 eşit oldu. Bitti gitti. DC'ye bir A yaz. Sonra BC uzunluğu ne oldu? A artı 6 oldu. Tamam şunları yazdık. Bir de BD'yi de 8 vermiş. Sana açılar verilmiş. Açılar verilmiş. Valla ne yapabilirsin? Açılara dalarsın. Açılara, açılar verilmişse dal açılara. Alfa de alfa de. Buraya beta de buraya beta de. E, i̇ki iç açı yan yana gelmiş. Bir dış açı eşit mi? Evet burası alfa artı beta yaptı. A ne çıktı burada? Hocam alfa artı beta ya. Alfa artı beta yani bir ikiz kenar üçgen çıktı. Zaten böyle açıya daldığınızda ikiz kenar artı çıkıyor mu diye de bakmanızı da tavsiye ediyoruz. Açıya daldığınız özel bir durum çıkması lazım çünkü. E, ne çıktı burada arkadaşlar? Şurada bir ikiz kenarlık çıktı. Madem ikiz kenar burası A artı 6 burası da A artı 6 olacak. Buraya 6 mı kaldı? Evet. Bizden AB bölü A'ya isteniyor. Yani X bölü Y isteniyor. Arkadaşım x bölü y'yi bulur muyuz? Buluruz. Bak şuradaki açı ortay doğrusu. Hangi üçgende? Şu üçgende. Ee, x bölü y şu şuradaki oran direkt 8 bölü 6'ya eşit değil midir arkadaşlar? x bölü y ya da isterseniz direkt kollar oranı x bölü 8 eşittir. Tabanlar oranı değil. y bölü 6 değil. x bölü y de buradan ne geldi arkadaşlar? 8 bölü 6'ya yani 4 bölü 3'e eşit oldu. O zaman cevabımız 4. soruda ne çıktı? Denizli çıktı. Geldik 5'e. 90'dan çizilen kenar ortaya bir kere muhteşem şunu var aklımızda bulunsun. Öncelikle şurada ne var bir de arkadaşlar? 3'e 5 açı ortaylık var. Hocam burası 3K iken burası ne olacak? 5K olacak. E 3 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeni. Hocam burası da o zaman 4K olacak. 4K 8'e eşitse K'yı 2 buldun. O zaman burası 6. O zaman burası kaç çıktı? 10 çıktı. Madem 10 çıktı burası. Ne? Burası 5. Burası 5. Muhteşem üçlüden dolayı burası da 5 olmak zorunda. E ne yapacağız? Şu x'e yoğunlaşacağız. X'e yoğunlaşırken arkadaşlar şu üçgene bakacak olursanız bu üçgende de açıortaylık yok mu? Var. Şuradaki oranlamayı bulursak kolay bitti. Buradaki açıortaydaki ortaydaki oran 5-6 değil mi? Evet. Burası 5K iken burası 6K olacak. Toplam 11K neye eşit arkadaşlar? 5'e eşit bulduk. K'yı da buradan kaç bulduk? 5 bölü 11 bulduk. A bizden ne isteniyor? X. 6K isteniyor. 6 çarpı 5 bölü 11 isteniyor. O zaman cevapta ne yapıyor arkadaşlar? Cevap da 30 bölü 11 yapar arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşım. Geldik 6. soruya. BD'yi kaç vermiş arkadaşlar? BD'yi 60 Kökü vermiş. Bir de G ağırlık merkeziymiş. Hocam G ağırlık ise ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 90'dan gelen kenar ortay muhteşem üçlü vardır. Kullanırız bunu. Dur bakalım. BD'yi 30 kök 2 vermişse 3'e bölüp kısa parçayı bulmuyor muyduk? Buluyorduk. 30 kökü 3'e bölsen burası 10 kök 2 burası da 20 kök 2 yaptı? Evet. Bizden BC isteniyor. Buluruz artık arkadaşlar. Şuraya bir H diyecek olursak dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı mı var arkadaşlar? Evet. H kare eşittir. Nedir? 20 kök 2 çarpı 10 kök 2 olduğundan dolayı. Buradan ne yaptı arkadaşlar? H kareyi kaç bulduk? 400 bulduk. Evet 400 bulduk. H da buradan kaç çıktı? 20 çıktı. E hocam H 20. 20 ise burası 10. E hocam bu burada bir muhteşem üçlü vardı. Yani şu şu eşitse bu da eşit olacak. O zaman bu da 30. Bu da 30 oldu. BC uzunluğu da neye eşit oldu o zaman arkadaşlar? 30 artı 30'dan 60'a eşit oldu. Yani 6. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 7'ye. Ya Allah'tan bahsediyorum ve ispatıyla veriyorum da çok sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ne derler 3-1-2 kuralı var hocam bilmem ne hiç gerek yok. Bak öyle bir şey düşünürseniz böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Belki bu soruyu çözemezsiniz. Ben bakın burada ne verilmiş öncelikle paralellik verilmiş. Bu paralelliği kullanacağım. Sonra ağırlık merkezi verilmiş? Ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşittir. A açı ortaylık da var. Hem açı ortay hem kenar ortay. Nasıl bir üçgendir bu? İkiz kenar. Aynı zamanda yükseklik midir burası? Evet. Hocam şu ağırlık merkezinden geçtiği için burası da ne oldu? Kenar ortay değil mi? Evet. Bak şunlar paralel. Kenar ortaylık da var. 1'e 2 oran var mı? Var. Zaten 3 1 2'nin kuralı da bu şekilde ispatını yapıyorduk. E 24 ise o zaman burası da 24. Hocam şurada da ne çıktı? Bir kelebek benzerliğe çıktı arkadaşlar. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran 12'ye 24. 1'e 2. Üçgen burası kaç yapar? 6. Madem ağırlık merkezi burası 6 ise 12 olacak. Buraya ne kaldı? 9 kaldı. Sonra ne isteniyor benden? Hocam 15, 24. Hocam ne isteniyor? AB uzun isteniyor. Vallahi şuradaki Pisagor'dan yapabilirsiniz aslında. Ya da bunlar paralel ya. Burası 90 direkt daha kolayı var. 9, 12 ise burası ne? 15 değil midir? Aynen öyle. Ya da 18, 24'ten burayı bulursunuz. 6 kere 3, 6 kere 4, 6 kere 5 de diyebilirsiniz. Ya da direkt 9, 12, 15 burası, 15 burası. Dolayısıyla burası da kaç yaptı? 30 yaptı diyebilirsiniz. 7. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 8. soruya. Ağırlık merkezi demiş. G noktası ağırlık merkezi olacak şekilde bir üçgen çizelim arkadaşlar. Hemen ABC üçgenini çizdik. Adam ne diyorsa burada onu da siz yapın arkadaşlar. G noktası neymiş? Ağırlık merkezi olarak verilmiş. Hemen G'yi ağırlık merkezi olarak belirtelim. AB kenar üzerinde alınan D noktasının B küsüne daha yakın olduğu biliniyor. Evet D noktası B'ye daha yakınmış. Burada çizdim. D noktası C ve G ile birleştirildiğinde D noktası C, C ve G ile birleştirildiğinde şöyle bir şey oluşuyormuş. DG açıortay ortaya olmaktamış. Tamam DG açıortay ortaya oluyormuş. Yani şu eşit olacak. Sonra D noktasının ABC köşelerine olan uzatları sırasıyla X birim. Hocam şurası X birim. Şurası kaç birim? 5 birim. Ve C olan uzaklığı da 8 birim olarak verilmiş. Ona göre X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar G'yi kullanmak zorundayız. Nasıl kullanacağız? 3 seçeneğim var. Ya A'dan çizeceksin ki karıştı. Karışıyor görüyorsunuz. Ya buradan çizeceksiniz. Bu da karışık oldu. Ya da buradan çizeceksiniz. Bak daha sade bir şey oldu. Ve G'yi kullanabilirim burada. Bak açı da kullanabilirim. Hocam burası K iken burası 2K mı oldu? Evet. E buradaki üçgenler ne çıktı arkadaşlar? Bir açıortaylık var. Açı ortayda 1'e 2 oran varsa 1'e 2 oran. Yani direkt burası kaç yaptı? 4 yaptı. Hocam bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacağından şu parçayla şu parça eşittir. Yani burası 9 ise burası da 9'dur. X uzunluğu da neye eşit oldu? 9 artı 4'e yani 13'e eşit oldu. Arkadaşlar kaçıncı soru? 8. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 9'a. ABC bir üçgen ve boyalı bölgenin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi gençler bir kere ne var burada? Hocam hem açı ortay hem yükseklik. Nasıl bir üçgen bu? İkisi kenar üçgen. Şu parçada, şu parça eşit. Hocam bu da ikizkenar kenar. Şu parçada, şu parça birbirine eşit. Ee, ne yapabiliriz burada? Tabanı iki parçaya bölecek. Açılara da dalsak alfa alfa desek beta beta desek buraya. Hocam buradan güzel bir şey geliyor mu? Güzel bir şey geliyor mu? Açılardan dolayı bir şey gelmedi. En azından şuradaki açıyla burada açının eşit olduğunu bulurum. Çünkü alfa artı alfa beta bu açı alfa beta bu açı deyip ona göre işlem yapabilirim. Maalesef açılara daldığında hani burada 90 derece çıkacakmış gibi hissettim ama 90 derece maalesef çıkmadı arkadaşlar. O yüzden daha farklı bir şekilde yapmalıyız. Ne yapalım burada? Açılara dalmayalım o zaman. Açıları sildim. Hocam bu ikizkenar üçgen. Eyvallah. Şurada Bizden ne isteniyor? Boyalı bölgenin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değer. Yani şu kenarların toplamı isteniyor. Normalde 2 bilinmeyene, 3 bilinmeyene, 4 bilinmeyene özellikle hiç girmem ama toplamları sorulduğunda girerim. Şuraya A, -A desem, buraya BB desem. Ee, hocam şuraya da o zaman ne diyeceğiz? Şuraya da o zaman C ve D dersek A artı B artı C artı D isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi şuraya bakacak olursak şu çift çizgiye şunlar birbirine eşit. İkiz kenarda çizilen şu Hatta şunlar da birbirine eşit. Yuvarlığa S kaç yaptı arkadaşlar? Yuvarlığa S görüyorsunuz 7 yaptıysa o zaman burası kaç yapacak? 14 mi yapacak? Evet. Yani buraya M, M, N, N diyecek olursanız M artı N 7 ise 2M artı 2N 14 yapar. Tamam burası 14 oldu. Şimdi 14'ü kullanacağım. 14 büyük üçgende arkadaşlar. Büyük üçgende olduğuna göre büyük üçgende açı kenar bağıntılarını kullanalım. 14 toplamlarıyla farklar arasında değil mi? Evet. İşte A artı C eksi B artı D ile mutlak değerce tabi bu. Farklarıyla toplamları arasında olacak. A artı C artı B artı D arasında olacak arkadaşlar. A bizden ne isteniyor? Arkadaşlar bizden çevresi isteniyor. A artı B artı C artı D'nin en küçük değeri isteniyor. Bitti. Niye? Hocam A artı B artı C artı D bak 14'ten büyük geldi. Bu 14'ten büyük. En küçük tam sayı değer nedir arkadaşlar? 15'tir. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Bazen sadece elinizin çalışması yeterli oluyor. Evet 9. soru Denizli oldu. Geldik 10. soruya. Hmm, i̇lginç bir soruya benziyor. Üzerlerinde özel tasarım aynalar olan özdeş iki kapaktan oluşan şekil. Birdeki sürgü dolabın genişliği 18 birimdir. Evet özdeş iki kapaktan oluştuğuna göre hocam burası da 9 birimdir. Burası da 9 birimdir. 9, 15, ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgenden 12'yi yazdık hemen buraya. Kapaklardan biri ok yönde kaydırıldığında aynalı bölümler şekil Şekil 2'deki gibi dörtgensel bölge oluşturmaktadır. Şöyle bir dörtgensel bölge oluşturuyor. Arkadaşlar şurası nedir? 2 alfa. Burası nedir? Alfa. Ve buranın 9 ve buranın 12 ve buranın 15 olduğunu biliyoruz biz. Alfa ile 2 alfa arasında bir bağıntı kurmalıyım. Nasıl bir bağıntı kurmalıyım? Arkadaşlar şu kapakların dikdörtgen şeklinde olduğu için şunlar birbirine paralel değil mi? E, e o zaman şunun devamını getirsem ben şöyle. Arkadaşım şunun devamını getirsem böyle. Bu altta kalan parçasının devamını getirsem. Ha hocam yöndeşlikten dolayı burası da alfa olacak mı? Olacak. Yani bak dikkat burası alfa oldu. Tamam iki alfaydı burası da alfa oldu. Yani şurada bir açıortaylık çıktı arkadaşlar. Madem açıortaylık çıktı 12 bölü 15. 12 bölü 15 dediğimiz nedir? 12 bölü 15 dediğimiz 3'e böl 4 3'e böl 5. Hocam burası 4K iken burası 5K'dır. E toplam 9K 9 eşitse 9K eşittir 9 K'yı 1 bulursun. O zaman burası 5 oldu. Burası kaç oldu? 4 oldu. E bizden ne isteniyor? Ve bu arada bu çizginin devamı nereye geliyor? Tam ortasına denk geliyor. Arkadaşlar burası tam ortası. Tam ortası olduğuna göre verilen her bilgiyi kullanacağız. Bakın tam ortası olduğuna göre. Buradan buraya kadar olan kısım 9 birimdi. Buradan buraya kadar olan kısım da 9 birim olacak. 5'i buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 4 birim kaldı. Kapaklardan biri kaç santimetreye kaç birim kaymıştır diye soruluyor. Arkadaşlar buradan buraya kadar kaymamış bir kapak. Evet yani 4 cm kaymış oluyor. Güzel bir soru. Verilen her bilgiyi kullanmış olduk burada arkadaşlar. Bakın şunun şuraya gelmesi, orta noktaya gelmesi, bu alfaya 2 alfa kullanmak gerçekten hoş bir soru olmuş. Gerçekten bu kitapta çok hoş sorularla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Çok değişik. İlk defa çözdüğümüz sorularla karşılaşıyoruz. Yeni nesil de çok güzel bir şekilde uyarlamış. Ee, tekrardan buradan Mehmet hocama ve Resul hocama gerçekten teşekkürler. Bizi bu güzel e, bu güzel sorularla karşılaştırdık karşılaştırdıkları için. Evet hocam selamlar bu arada. Gençler böylelikle test 4'de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.